Evet, sap kayalıklardan engin dağlara açtık. Muhtemelen burası değil ama burada bir şelale var. Burası ne şelalesi bilmiyorum. Şu an itibariyle bir şeye gelmedik daha. Kertenkele dostumuzla rehberlik yapıyor. Çiseli şelalesine daha gelmedik. Ama önümüzde şu anda bir şelale var. Evet. Macera böyle bir şey işte. Buradan iyi yağmur yağmış. Burada bir şelale. Bayağı bir heybetli şelaleye benziyor yani. Şelaleler Cumhuriyeti'ne geleceğiz herhalde. Evet. Buranın ismini bilmiyorum. Ama görüyorsunuz. Burası da güzel bir doğa harikası. Evet, Karadeniz'imizin her köşesinde birbirinden müthiş güzellikler var. Tabii gezmek lazım, görmek lazım, yaşamak lazım. Bizler birçok hazinenin üstünde yaşıyoruz ama o hazinenin farkında değiliz. Yolda gelirken bir köylüye burayı sordum. Amcamız bizi adeta ne işiniz var orada? Ne yapacaksınız dercesine? Yani şelalenin bir anlamı yok, bir hükmü yok. Boşuna gitmeyin dercesine bir ifade kullandı. Ben de kendisine buranın orduyu tanıtan kataloglarla olduğunu, dolayısıyla oradan gördüğümüzü, ona istinaden geldiğimizi belirttik. Amcamız bize sanki boşuna gidiyorsunuz dercesine bir hali vardı. Tabii bölgenin yerel insanları bu güzelliklere sahip çıkmazsa biz ne yapalım? Öncelikle bu yöre insanının buralara sahip çıkıp buraları sahiplenmesi, buraları bir şekilde turizme kazandırması icap eder. Evet, burası Çiseli Şelalesi'ni bilmiyorum ama güzel bir şelale. Yolculuk öncesinde güzergahımız da vardı. Dostlar, mekana geldik. Mekanın genel görünümü böyle. İnsanlar yüzüyorlar. Uyarı levhası, yönlendirme levhaları pek olmaması tabii. Mekanı bulmada biraz zorluk çekiyoruz. Biraz daha yollara mekanın nerede olduğuna dair levhalar olursa insanlar yanılmazlar. Bayağı yukarı çıktık çünkü. Evet. Şöyle bir seyredelim bakalım. Nasıl bir yere geldik. Evet, burada tesis var. Tesisimizin minik kahramanları var. Evet, bakbaklarımız var. Ördeklerimiz var. Ben konuşmayayım. Mekan konuşsun, doğa konuşsun, ağaçlar konuşsun, dağlar konuşsun, suların sesi konuşsun, kuşların cıvıltısı konuşsun. Evet. Şelale girişine geçmek tehlikeli ve yasaktır. Burası şelalenin giriş kısmı. Evet, şelalemizde genelde erkekler tarafından şu an için istila edilmiş ve yüzülüyor. Pek de böyle aile dikilebilecek bir yere benzemiyor. Ben şöyle bir risk alacağım. Sen gelme. Şöyle giriş kısmına doğru biraz gideceğim. Yasak giriş kısmı. Şuradan şöyle bir görüntü almaya çalışacağım. Aşağısından insanlar yüzüyorlar. Böyle bir coğrafyada. Güzel bir doğa manzarası eşliğinde. Biz gelene kadar hava güzeldi ama biz
geldikten sonra hava yine bozdu. Evet, risk almaya devam ediyorum ben. Buradan herhalde atlanır. Çılgınlar atlar tabii yani. Bayağı bir göl oluşturmuş aşağıda şelale. Bu küçük su akıntısı şelaleyi meydana getiriyor. Evet. Evet. Sizler için risk alıyoruz. Tehlikeli işler yapıyoruz. Geri dönüyoruz şimdi. Manzarayı umumluyor ortada yani. Şu anda şelalemize doğru iniyoruz. Böyle taştan merdivenler yapmışlar. Haziran ayında bu şiddette akıyor. Tabii mevsimine göre de akışı değişebilir. Evet, şelalemiz gürül gürül akıyor. Ordumuzun dereleri şarkıda geçtiği gibi aşağı yukarı doğru akmıyor. Bayağı aşağı doğru akıyor yani. Hem de bayağı coşkulu akıyor yani maşallah. Evet, şelalemiz gürül gürül akıyor maşallah. Aşağıda da bayağı bir, büyük bir gürümüz var. Göl derin ki insanlar yüzmek için girebiliyorlar yani. İşletme sahası çerçevesinde içki içmek yasaktır. Cezası varmış. Evet, bu saha çerçevesinde silah ve merve atmak yasaktır. Çöp bırakmak zaten genel bir hastalığımız. Maalesef bu güzelim coğrafyayı her ne kadar böyle levhalar koysak da yine kirletmeye devam ediyoruz. Çöplerimizi bırakıyoruz adeta. Silah atmak zaten başlı başına bir sıkıntı. Evet. Tabii birçok vatandaşımız var. Onları da pek almak istemiyorum parayı. Evet, silah atmaktan bahsettik. Gerçekten böyle mesir alanlarında toplumumuzun böyle bir zaafı var. Silah kullanmayı seviyoruz, silah atmayı seviyoruz ama toplu mekanlarda böylesi hareketler gerçekten can alıyor. Çok masum insanlar, bazı insanların kendilerinin de zevkleri öyle olduğunu iddia ediyorlar. Silah atmanın bir zevk olduğunu iddia ediyorlar ki saygı duyuyoruz, atabilirler ama toplu mekanlarda insanların kalabalık olduğu yerlerde silah atılmasının doğurduğu sonuçlar ortada. O yüzden bu konuda bu tür levhalara gerek yok, bu tür uyarılara gerek yok. Hepimizin bilinçli olması lazım, şuurlu olması lazım. Bu güzel cennet mekanları daha yaşanası kılmak için dikkat etmemiz lazım. Bir anda coştu. Hayırdır inşallah. Ne oldu anlamadık. Su bir anda hızlı akmaya başladı. Muhtemelen yukarılara iyi yağmur yağıyor. Ve o yağan yağmurla beraber şelalenin debisi hızlandı. Evet, yukarıda HES barajı varmış. Ve barajın kapakları açılmış şu anda. Ve barajın kapakları açılınca da demin benim görüntü aldığım mekanların hali ortada. Müthiş bir
deli kazandı su. Bayağı bir hızlı akıyor şu anda. Bize denk geldi diyebiliriz. İlk geldiğimizde böylesi bir su akımı yoktu. Ama baraj kapakları açılmış yukarıda ve şu anda şelalenin halini görüyorsunuz. Müthiş bir debi kazandı. Acaba daha hızlanır mı? Buradan kaçmamız icap eder mi bilmiyorum. Ama gerçekten muazzam bir görüntüyle karşı karşıyayız. Biraz izleyelim. Hatta biraz yaklaşalım izleyelim. Hay maşallah. Hay maşallah. Şu an kayalıklardan vuran su ekrana da vurdu, benim suratıma da vurdu. Gerçekten müthiş bir görüntüyle karşı karşıyayız. Bu şelale yılın hangi mevsimlerinde bu manzarayı veriyor bilmiyoruz ama şu an biz geldiğimiz zaman diliminde manzarayı görüyorsunuz. Müthiş bir ses var. Çılgın bir genç oraya doğru yüzüyor ama daha fazla gitmek gidemedi. Evet, yaban çilekleri de böyle olgunlaşmış. Hay maşallah, hay maşallah. Durum bu. Güzel bir manzarayla biz kayıtlık ettik. Evet, gençler çılgın. Bu güzel doğa manzarasının tadını çıkarmak istiyorlar. Yani oraya girmek de gerçekten büyük cesaret ister ama çılgın gençliğimiz, ne diyelim. Oradan çılgınca bir deneme geliyor. Çılgınca bir deneme geliyor. Ne yapıyor delikanlı? Gençler çılgın. Su var bir anda coşuverdi. Her zaman böyle hızlı açıyor mu burası ya? Yok, ses var yukarıda. Açtırdı öyle mi? Ben hep böyle açıyordum değil mi? Esten sonra böyle. Anladım. Kaç metre derin bir aşağının? Abi eskiden 15 metre falan vardı. 15 metre. Sonra da sondalınca uçakta doldurdu üstüne. Normalde hep bir yerden atıyordum. O şimdi kaç metre ne atladı demin? Orası. Ha, 10 metre atladı. Vay maşallah. Şelale 10 metre var. Anladım. Atladı ya, kaç derinliğini atlattı diyelim. Derinliği mi? He. 3 metre. Evet, bugün de güzel ordumuzun güzel mekanlarından Karaoluk Çiseli Şelalesi'ne geldik. Biraz zorlu bir yolculuk yaptık. Yolların büyük bir çoğunluğu stabilize ve yollarda yönlendirme levhaları yok. Ama gördüğümüz manzara güzel bir manzara. Duyduğumuz ses hoş bir ses. Şahsen geldiğimize değdi. Meraklısına, ilgisine tavsiye ederiz. Yeme içme tesisleri de mevcut. Güzel bir doğa macerası yaşadık. Bir doğa sporu yaptık. Sizlere de her zaman tavsiyemiz doğada kalın, doğayla kalın. Doğada spor yapın. Zinde kalın.